Canımın içi, güzel ahlak, evet. Güzel konuştun, zor zamanda belli olur. Mesela Yusuf'un ahlakı nerede? Kuyuda. Ya Rabbi diyor, sana hamd ediyorum, sana şükrediyorum. Beni bu kuyudan kurtar diyor en fazla. Hapse giriyor, muntazam namazlarını kılıyor, Allah'a dua ediyor, tertemiz, gıcır gıcır. Çıkacağı gün belli, hukuk yok orada çünkü. Bir kere hapse girmek var. Sarman şu an yapacağımız hiçbir şey yok. Misafirler de var. Yani Sarman, Sarman Bey lütfen burada temizlik yapmayın. Sarman Bey. Ya misafir varken zor durumda olacağımı biliyor. Acayip pervasız. Sarman oğlum dışarı çıkar mısın lütfen? Sinirli değil mi? Evet ama sinirlenmesinin sebebi var. O son zamanlarda iki sosyete çocuğu var biliyorsunuz. İsimlerine bile tahammülü yok Allah'ım. Biz 400 yıl boyunca orada birlikte yaşadık Filistin'de. Ne zaman kepazelik rezale çıktı? İngilizlerin devleti bölgeye gelince. Bak, İngilizlerin devleti bölgeye gelince olaylar başladı. Hiçbir şey yok. 400 yıldan beri biz mutlu yaşıyorduk. Hatta Museviler, Hristiyan, Müslümanlar Hristiyan kilisenin anahtarları Müslümanlar da veriyorlar. Onlara da duruyordu. Evet. Halen de öyledir. Ne oluyor ya? Ne oluyor yani? Bir de oralar mübarek topraklar. Oralara öyle tesis, mesis, bilmem ne sana ya. Kesinlikle olmaz. Onu biz İsrail'e mektup olarak yazalım. Hükümete rica edelim. Amana. Amana. Tel Aviv'de işte. Tamam yeter. Ne fark eder yani? Orası ibadet şehri. Orası mescit olan bir şehir. Tayyip hocam herkesi sever. Tayyip hocam öyle hırsı yoktur. Yanlış anlaşılıyor olabilir. Onu da İsrail'e bildirelim. Yani hiçbir kavme, hiçbir ırka, hiçbir mezhebe öfkesi, kini yoktur Tayyip hocanın.